Arkadaşlar merhaba. İngilizce hikayelerle çeviri serimize devam ediyoruz. Modern hikayelere dönüş yapıyoruz ve bugün birlikte Kristen Forsman'ın A Helping Hand isimli hikayesini birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Önce kelimelere bir göz atıyoruz birlikte. Couch kanepe demek arkadaşlar, kanepe. Flicker, flicker, titreşmek demek, flicker. Fail, başarısız olmak, fail. Laughter, laughter kahkaha demek arkadaşlar. Pass away vefat etmek, uzaklara gitmek. Yani ölüm hadisesinin daha kibar bir dille, daha yumuşatılarak söylenişi pass away ölmek arkadaşlar. Insist ısrar etmek demek. Last breath, last breath son nefes. Intention niyet demek, niyet. Include içermek. Burada simple past formu kullanılmış ikinci halde. Include. Loneliness. Loneliness yalnızlık demek arkadaşlar. Yalnızlık. Cope with. Cope with de birlikte kullanılıyor. Bir phrasal word Baş etmek, başa çıkmak demek. Occupy. işgal etmek. Occupy. Stepmom, stepmother'ın daha kısa söylenişi. Üvey anne demek arkadaşlar stepmom. Mean kastetmek demek yani bununla neyi kastediyorsun ifadesinde olduğu gibi kastetmek. Miss özlemek sonuna ing takısı almış. Tabi miss'in İngilizce'de ıskalamak, kaçırmak gibi anlamları da var. Ama burada özlemek anlamında kullanacak hikayede. Fix tamir etmek, onarmak. Practical, practical, pratik demek. Sound kulağa geliş, kulağa gelme bir şeyin kulağa gelişi. Temet, ürkek demek arkadaşlar. Timid. Kolik, meslektaş, arkadaş demek. Kolik. Burada çoğu kullanılmış koliks. Truck, kamyon. Disassembling. Şimdi asamble kelimesi Türkçe'ye de geçmiş. Toplantı, birleşme anlamında. Zirve anlamında. Bunun önüne dis geldiği zaman tersi oluyor. Ayrılma, dağılma. Hikayemizde de disassembling sökmek anlamında kullanılacak. Driveway, driveway ana yoldan iç kısımda bulunan evinize ayrılan yol arkadaşlar. E, sürüş yolu. Yani ana caddeden eve doğru ayrılan geçiş yolu. Porch, porch veranda demek. E, evlerin önünde sundurma da diyoruz biz. Evlerin önündeki e, çıkıntı Dışa doğru çıkıntıya e, veranda diyoruz ya da sundurma diyoruz. İngilizcede karşılığı da porch arkadaşlar. Lean yaslanmak, generous generous cömert demek. Cömert daha önceki metinlerimizde de geçti bu epeyce. Shook shake'in ikinci hali sallamak ama e, arkadaşlar shake hand de birlikte kullandığı zaman da el sıkışmak anlamında. Sonuçta e, birbirimizin elini tuttuğumuz zaman ne yapıyoruz? hafifçe sarsıyoruz, sallıyoruz. Insecure, insecure güvensiz demek. L-Y takısını aldığı zaman kelimeler, sıfatlar zarf olurlar. Ee, ve fiili tanımlarlar. Nasıl yapıldığını o fiilin güvensiz bir şekilde gülümsemek. Sparkle, pırıltı demek. Pırıltı. Reveal, açığa çıkarmak. Açığa çıkarmak. Genuine, gerçek. Yani sahte olmayan anlamında genuine. Coworker iş arkadaşı. Co birlikte anlamına gelen bir önektir İngilizce'de. Coworker iş arkadaşı. Get rid of. Bu da daha önce metinlerimizde geçti epeyce. Başından savmak, def etmek, kurtulmak anlamında. Get rid of. Brand new. Sıfır. Eşyalar için kullanılır. Mesela brand new car. Sıfır araba. Ya da brand new house. Sıfır ev ifadelerinde olduğu gibi. Affectionately, affection sevgi şefkat demektir. Gene var gene zarf burada bakmayı tanımlıyor. Affectionately sevgiyle bakmak. Pristine, pristine de daha önce metinlerimizde geçti. El değmemiş demek pristine. Praise övgü, övgü. Instinctively, instinctively içgüdüsel olarak gene bir zarf burada. Study fiilini tanımlıyor. Actually, she was a quite looker. Bunu şimdi söylemeyeceğim. Metin içerisinde oturacağız arkadaşlar. Ee, özel bir anlamı var bu cümlenin. Collapse de çökmek demek. Çökmek. Ee, bakıyorum. Evet. Glance. Glance. Şöyle bir göz atma. Göz gezdirme. Bakışlarını yönlendirme. Kısa süreli. Ee, Set me up. Şimdi... Burada kurgulamak anlamı var setup'ın. Kurmak, kurgulamak anlamı var. Bu da hikayenin içerisinde daha güzel oturacak yerine. Widen'da genişlemek demek arkadaşlar. Assemble bir araya getirmek. Demin bunun olumsuz şeklini görmüştük. Mean, kastetmek etmek anlamına geliyor demiştik. Ve arkadaşlar hikayemizin başına dönüyoruz ve birlikte hikayemizi çevirmeye başlıyoruz. a helping hand bir yardım eli it was her laughter onun kahkasıydı o kadının yani kahkasıydı that he missed the most en çok özlediği şey met realized e, met fark etti as he sat on the couch kanepede otururken and watched the images ve imajları görüntüleri seyretti that flickered on the television televizyonda titreşen. Television screen, televizyon ekranında titreşen e, titreşen görüntüleri seyretti in front of him önündeki televizyonda. Carol had had this special love. Carol'ın ya da Carol sahipti o özel gülüşe. That had never failed ki bu gülüş hiçbir zaman başarısız olmamıştı to make him also laugh onu da güldürmekte. Demek ki gülüşünü en çok izlediği kişi kahramanımızın Carol. The movie he was watching was a comedy. Seyrediyor olduğu film the movie he was watching was a comedy bir komediydi. And had one of Carol's favorite actors in it. Ve içinde Carol'ın favori aktörlerinden sevdiği aktörlerden bir tanesi vardı. He knew that o biliyordu ki she would have been laughing would have ve fiilin üçüncü hali arkadaşlar if close üçüncü tipin yarısıdır. Yani ifli olan kısım değil temel cümlenin yarısıdır. She would have been laughing very hard. O yani Carol çok gülüyor olurdu. If she had been there eğer orada olmuş olsaydı. İşte if clause'un diğer yazısı da burada geldi and he would have to ve o da o da gülmek zorunda kalırdı. He would have to. Yok, zorunda olmak yokmuş burada. İki O'muz var burada. Ve o da gülerdi. He would have to. But she wasn't there. Ama orada değildi Carol. Kadın orada değildi. And the living room was completely empty of laughter ve oturma odası tamamen kahkahadan yoksundu. Bu empty boşluğu böyle vereceğiz burada. It had already been almost two years. Burası past perfectmişti geçmiş zaman. Almost hemen hemen. Already de çoktan. Çoktan hemen hemen iki yıl olmuştu. Since she had passed away. O vefat ettiğinden beri. And although Carol had insisted her ne kadar Carol ısrar etmişse de until her last breath son nefesine kadar that he should move on şu konuda şu konuda that bu anlamı veriyor. He should move on onun devam etmesi gerektiği konusunda and try to find ve bulmaya çalışması e, bulmaya çalışması gerektiği konusunda someone else bir başka birini bulması to share his life with hayatını paylaşmak için. He had no intention of doing so. Onun böyle yapmaya niyeti yoktu. Eşi vefat etmiş. Eşi son nefesine kadar sen yoluna devam et. Hayatı paylaşacak bir başkasını bul demiş. Ama onun böyle bir niyeti yoktu. Why would he? Neden yapacaktı ki? Ya da niye yapsındı ki? Will ecek anlamda kullanılıyor biliyorsunuz İngilizce'de. Şimdi would koyduğu zaman buraya ecekti, acıktı olacak. Why would he? Niye yapacaktı ki? Neden yapsın da ki? Matt had often asked himself. Met sık sık sormuştu kendisine. He had ve fiilin üçüncü hali. Past perfect. He still had his two daughters. O onu o hala sahipti ya da onun hala vardı. Two daughters. iki kızı and their families ve onların da aileleri. Which ki bu aileler included, kapsıyordu, içeriyordu. Three lovely grandchildren, üç tane tatlı, hoş torunu, grandchildren. And they all lived ve onların hepsi yaşıyorlardı, yaşıyorlardı. Close, yakın. Close by, ikisi birlikte. Yani ona yakın yaşıyorlardı. Ee, uzakta değillerdi and he could see them ve adam onları görebiliyordu as often as, kadar sık, iki ezin arasında denklik, ne kadar sık, he wanted, istediği kadar sık görebiliyordu. Those few hours of loneliness, şu birkaç saat yani azınlıkta olan saatler, yalnızlık saatleri, he felt, onun yaşadığı, hissettiği. When he was at home, evdeyken, he would learn to cope with. Bunlarla başa çıkmayı cope with öğrenecekti. His work and his friends, işi ve arkadaşları would be enough, yetecekti to keep his thoughts occupied, onun zihnini meşgul etmek için. Şimdi Toğuz da düşünceler demek ama bunun arkasına işgali koyduğumuz zaman arkadaşlar kip de muhafaza etmek ha o zaman tos'u zihin olarak alıyor. Yani düşüncelerini meşgul muhafaza edecekti ama bunun düzgün çevirisi tabii onun zihnini meşgul edecekti. And besides ve bunun yanı sıra how would Alexandra and Patricia nasıl Ecekti Alexandra and Patricia His two daughters, onun iki kızı, feel ekleyeceğiz o ecek diye tabii. Nasıl hissedecekti? About getting a stepmom, bir üvey anne edinme konusunda. They had both told him, onlar, her ikisi de söylemişti ona ki, they were hoping, onlar umuyorlardı, that he would, bu nı anlamında, onun başlayacağını, looking for someone, birisini aramaya başlayacağını. But he wasn't sure, ama o emin değildi if they really meant it. Kızlarının onların gerçekten bunu kastedip etmediklerini. Edip etmediklerini de if veriyor burada. And they meant everything to him. Ve onlar her şeyi kastederlerdi ona. Yani ima ederlerdi. Kızları ona her şeyi ima ederlerdi. Net söylemiyorlar. E söylemiyorlar da ima yoluyla söylüyorlar. He had everything he needed. Sahipti ihtiyacı olan her şeye. It was only the laughter. Sadece kahkahaydı. He was missing. Özlediği şey. His phone rang. Telefonu çaldı and met. Demek ki kahramanımızın da met. Picked it up. Aldı telefonu from the coffee table next to him. Yanındaki next to him. Sehpanın üzerinden aldı. She wants my help with something. O bir konuda with something benim yardımımı istiyor. Matt thought diye düşündüm. Matt. As he saw gördüğünde, the name Patricia on the screen. Ekranda kızı Patricia'nın ...ismini gördüğünde. She was the younger of the two iki kızından daha küçük olanıydı. And since her husband ve Kocası Michael, şurada yalnız bir için var, onu unutmayacağız. Was not the most practical man in the world. Kocası Michael dünyadaki en pratik adam olmadığı için She had the habit of calling, kızının had the habit, alışkanlığı vardı. Calling her dad, babasını arama alışkanlığı. Whenever, her ne zaman, she needed something fixed. ...bir şeyin... E, ...evet... ...bir şeyin tamir edilmesine... ...ihtiyaç duyduğunda. This being Saturday... ...Cumartesi günü olduğu için... ...Matt thought, Matt düşündü... ...made it even more obvious that... ...daha da... ...obvious, bariz kılıyordu ki... ...she needed help ...onun, ona... ...kızının, ona... E, ihtiyacı vardı... ...onun yardımına ihtiyacı vardı with some practical matter e, uygulamalı bir konuda yani evet e, pratik bir konuda ona ihtiyacı vardı. Hani cumartesi olduğu için ha, kesin böyle zaten diyor. This is that. E, şimdi telefona cevap veriyor arkadaşlar. Ben baban. He answered e, said he answered e, cevap verirken telefona. Hi dad, merhaba baba. Patricia's voice said at the other hand. Yani er, telefonun diğer ucundaki Patrişan'ın sesi de merhaba baba dedi. Sounding kulağa gelerek a little timid. Biraz ürkek geliyordu kızın sesi kulağına. As çünkü she usually did. Aha burada e çünkü değil gibi anlamındaymış. As she usually did. Genelde yaptığı gibi. When she was about to ask. About to ile kullanıldığında üzere demek arkadaşlar. About to ask. E evet. Bir şey for his help. Onun yardımını istemek üzere olduğu zamanki gibi genelde olduğu zamanki gibi sesi ürkek geliyordu. Are you very busy today? Bugün çok yoğun musun? Nobody I expect that. Hayır ama umuyorum ki you are about to change that. E, sen bu durumu değiştirmek üzeresin demiş. Yani kızına esprisinde yapıyor. Hani çok yoğun değilim ama öyle bekliyorum ki. Sen bu durumu değiştirmek üzeresin. Yani yoğun olacağım. I need your help with something. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. One of my colleagues, meslektaşlarımdan biri has offered me a table for free. For free, bedava, ücretsiz teklif etti bana bir masa diyor. Yani bir meslektaşı ona para falan almadan masasını verecek. But it is too big for our car. Ama aşırı büyük bizim arabamız için. Could you bring your truck? Kamyonunu getirebilir misin? To her place. Onun mekanına. Diyor. Tabi buradaki kudu arkadaşlar rica anlamında. Yani simple past değil bu. Kudun böyle bir kullanımı da var. Hani getirebilir miydin acaba? And maybe ve belki a toolbox alet kutunu diyor. For dissembling the table masayı sökmek için. Half an hour later yarım saat sonra Matt pulled into the driveway. Pulling to sapmak, Arabasını, arabasıyla saptı, döndü. Into the driveway, eve bağlantı yoluna, uh, arabasıyla saptı. With his pickup, community ile, at the address, uh, adreste, Patricia had given him, Patricia'nın kızının ona verdiği adreste. As he had expected, beklemiş olduğu gibi, Patricia was standing on the porch, Patricia sundurmanın üzerinde duruyordu. Outside the front door, ön kapının dışında. Waving, el sallayarak at him, ona el sallayarak. As soon as she saw him, onu görür görmez. Next to her, yanında, ona bitişik, kızına bitişik. A woman was leaning against the wall. Bir kadın yaslanıyordu duvara. She was taller than Patricia. Kadın Patricia'dan daha uzundu and had short dark brown hair ve kısa koyu kahve saçları vardı. She looked to be around 50, looked to be görünüyordu. E, around civarında burada 50 yaşlar civarında görünüyordu. 50 yaş civarında görünüyordu. Like himself kendisi gibi, adam gibi, adamın kendisi gibi. Yani kendi yaşına yakında. Patricia's generous college, Patricia'nın Cömert meslektaşı Matt Figured diye düşündü Matt. Hi, I'm Matt. Merhaba, ben Matt. He said, dedi. As he shook the woman's hand, kadının elini sıkarken. Hi, I'm Lisa. Merhaba, ben Lisa. The woman answered, diye cevap verdi kadın. Smiling, gülümseyerek, insecurely, güvensiz bir şekilde, as a sparkle in her brown eyes, iken, buradaki es bir pırıltı in her brown, brown eyes kahverengi gözlerin içerisindeki bir pırıltı revealed ortaya çıkardı a genuine kindness gerçek samimi bir kibarlığı nezaketi. As Patricia probably has told you, Patricia'nın muhtemelen size söylemiş olduğu gibi, as burada o anlamı verecek, I am one of her coworkers. Ben bir tanesiyim onun meslektaşlarından, meslektaşlarından birisiyim. When she told me o bana söylediğinde ki she was looking for a table yani bir masa aradığını söylediğinde for their living room oturma odaları için I told her immediately. Ben hemen ona söyledim. Gene det burada bağlantı bir noun clause isim cümlesi. Arkadaşlar evet bu detler çok geçiyor. Şimdi bu detleri daha önce ben bazı videolarda söylemişimdir. Ama bir kere daha burada söyleyeyim. Şimdi bakın burada bir cümle var. İngilizcede cümle şudur. En temel haliyle bir özne ve bir fiil cümle yapmaya yeter. Örnek I go. Ben giderim. Ha yani cümle yapmak için ya da tek bir kelime de yeter. Emir cümlesi fiille başladığı için go get Emir cümlesi yapacaksanız tek kelime yeter. Ama kurallı bir cümle yapacaksanız eğer bir özne, bir fiil yeter. I go ben giderim. Onun haricinde ne eklenebilir buna arkadaşlar? Buna şu eklenebilir. Özne, fiil arkasından nesne gelecek. Ondan sonra yer ya da zaman zarfi gelecek. Ögelerimiz bunlar. Böyle olduğunda tam teşekküllü bir cümle oluyor. Şimdi burada özne var. Burada fiil var. Nesne de ikiye ayrılır. Kişi nesne ve cansız nesne. Burada kişi nesne de var. Ben söyledim ona zaman zarfında vermiş. Şimdi cansız nesne eksikti. Neyi söyledim? İşte "dead". Bunu anlatan cümleyi bağlayacak bizim temel cümlemize. "I told told her immediately dead". Ve ben ona hemen söyledim. "I am about to get rid of mine". Ne demişti? Patricia bana oturma odası için bir masa aradığını söyledi ve ben de derhal ona benimkinden get rid of kurtulmak mine benimki benimkinden kurtulmak üzere olduğumu yani benimkini tahliye etmek e, üzere olduğumu söyledim because I'm getting a new one çünkü yeni bir tane alıyor olduğum için ya da yeni bir masa sahipleniyor olduğum için the table I'm getting looks brand new e, alıyor olduğum masa sıfır görünüyor Patricia said. Şimdi kadın böyle dedikten sonra Patricia da kadına bir iltifat ediyor. Ee, yani ikinci el kadından aldığım masanın sıfır görünüyor olduğunu söylüyor. Evet, the table I'm getting looks brand new. Ee, alıyor olduğum masa, sahipleniyor olduğum masa sıfır görünüyor dedi Patricia. Looking affectionately at Lisa, Lisa'ya sevgiyle bakarak. But I expected that ama bunu bekliyordum. She takes so good care of everything. O take care of bakmak demek. O her şeye iyi bakar. At work iş yerinde de bütün eşyalarına iyi bakar. So dolayısıyla I knew her. Ben biliyordum. Her furniture would all be in pristine condition. Onun mobilyasının, onun mobilyasının e, all be tamamen iyi el değmemiş durumda olacağını diyor. Olacaktı. His daughter's praise, kızının övgüsü of the woman in front of him. Ee, evet, onun önünde, kendisinin önünde kadını övmesi made met instinctively study her. Şimdi burada making de daha önce videolarda hep vurguladım. Ettirgen çatı kuruyor make burada. Matt'i, meti içgüdüsel, Matt'e içgüdüsel bir şekilde her, kadını incelettirdi. She didn't look bad. Yani kötü görünmüyordu. He thought diye düşündü. Actually aslında she was quite a locker. Aslında bayağı da iyi görünüyordu. Quite oldukça. Well, as long as it won't collapse while you are eating, siz yerken çökmediği sürece I would say you have got a pretty good deal. Yani şunu söyleyebilirim ki I would say. Siz üzerinde yerken çekme, çökmediği sürece masa you have got a pretty good deal oldukça karlı bir alışveriş bu demiş e, diyor. Oldukça karlı bir iş yapmışsın. Actually from what Patricia has told me about much her husband is aslında Patricia'nın, uh, has told me, bana söylediklerinden about how much her husband eats, kocasının ne kadar çok yediğine dair, that could become a problem, bu bir problem olabilir diye kadında karşılık veriyor. Lisa laughed. Güldü, Lisa. And immediately Matt started laughing too. Yani, siz... Ee, üzerinde yemek yerken çökmezse iyi bir masa almışsın diyor Met bir espri yapıyor ve buna karşılık da Lisa kadın e, işte e, evet e, Patricia'nın kocasının yemek yemesiyle ilgili bana söylediklerine bakılırsa bu bir problem doğurabilir diye espriye bir karşılık veriyor ve e, gülüyor ve bu gülüşe de immediately derhal Met started laughing to gülerek cevap veriyor. It wasn't thinking of Michael's eating habits that made him laugh. Michael'ın yeme alışkanlıkları değildi. Yeme alışkanlıklarını düşünmek değildi. That made him laugh. Onu güldüren. But Lisa's laughter itself. Ama Lisa'nın gülüşünün kendisiydi. Just like with Carol. Tıpkı Carol gibi he thought diye düşündü o. Peki Carol kimdi? Vefat eden karısı. When he glanced at Patricia, Patricia'ya şöyle bir göz attığında, göz gezdirdiğinde, he noticed her knowing smile, yani kızına şöyle bir bakışını yönlendirdiğinde, kızının olayın farkında olan gülümsemesini noticed, fark etti. Has she set me up? Ha, beni bu işe kurdu mu? Beni bu olaya yönlendirdi mi? Kasıtlı mı yaptı? Has she set me up? Beni tufaya mı getirdi? He thought diye düşündü. As he gave his daughter an asking look, kızına sorgulayan bir bakış yönlendirirken. Knowing that, ki biliyordu ki she would understand, kızı anlayacaktı bunu. Patricia's kızının widening smile, genişleyen gülümsemesi was his answer sorusunun cevabıydı. Yani kızına beni oyuna mı getirdin? Bu işi kasıtlı mı yaptın? Planlı mı yaptın? Nevinden bir bakış yöneltiyor ve biliyor ki kızı onun bakışından bunu anlayacak. Kızı da onaylar tarzda gülümsemesini büyüterek cevap veriyor. Evet anlamında. Met as Patricia Met Patricia'ya sordu. Eee tabii şöyle. Askın arkadaşlar, for'la birlikte kullanını hep rica etmek, istemek anlamı vardır. Met asked Patricia for only one small favor. Met Patricia'dan kızından sadece bir küçük iyilik istedi. In return for. In return for karşılığında. This table Ee, bakayım arkadaşlar. Met I ask... Ha pardon cümleye yanlış girdim ben. Şöyle. Şimdi Liza yani masanın sahibi olan kadın bizim kahramanımız Met'e hitaben konuşuyor burada. Çünkü burada virgülü de var. Met I ask Patricia for only one small favor. Met ben Patricia'dan sadece küçük bir iyilik istedim. In return for this table. Bu masanın karşılığında dedi Liza. As she looked at Met. Mete bakarak with a begging look yalvaran bir ifadeyle in her, in her eyes. Gözlerinin içerisinde. Yani ısrarcı bir ifadeyle. Bunu yapar mısın? Der gibi bir ifadeyle. That I would be ki diyor. Yani istediğim iyilik şuydu Patricia'dan bu masanın karşılığında. I would be able to borrow her debt babasını ödünç alabileyim to help me bana yardım etmesi için assemble my new table yeni masamı monte etme konusunda. Of course, Matt answered. Tabii ki diye cevap verdi Matt. I would be happy to. Memnuniyetle. And he meant it. Ve tam da bunu kastediyordu. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.